Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 242 ve 243'ü çözeceğiz. Kara soru da var burada biliyorsunuz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle açılım verilmiş. Kare dik prizmanın açılımı verilmiş. E, kare ise tabanı şöyle bir AAA diyelim. Bunun karşısı burası. Burası da AAA değil mi? Burası 6. Yüksekliği 6 yapıyor. E o zaman yüksekliği 6 ise burası da 6. Burası da 6. Bu da böyle yukarı kalkıyor ya. Burası da 6 olmak zorunda değil mi? Evet. E şurası da 6 ya. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 çıkar. Yani bu A'yı 2 buluruz. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Yani A 2 oldu. Yükseklikte kaç oldu arkadaşım? 2, 2. Yükseklikte 6. Şunu yukarı doğru kaldırdığın zaman değil mi? Bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Yani kaç yapar? 24 yapar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ki Yukarıda 6 cm ayrıtlı küp biçimindeki ağaç bloktan biri köşeden diğeri de ortadan olmak üzere 2 cm ayrıntılı küp blok çıkarılıyor. Buna göre 6 cm ayrıtlı büyük küpün alanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaş tam köşeden çıkarttığımız zaman değişmez. Niye? Bak çıkanlara bak. Üste çıktığı zaman bu üste çıktığı zaman altta da oluşuyor mu şöyle arkadaşım? Evet. Üst alt birbirini nötrledi mi? Nötrledi. Şöyle göstereyim. Hocam önde çıkan Arkada oluştu mu? Şöyle arkada oluştu mu? Aynen öyle. Öndeki çıkan arkada oluştu. Hocam şuradaki solda çıkan bu sağda oluştu mu? Oluştu. Burası nötrledi. Yani herhangi bir değişim olmadı burada. Üst çıktı altta oluştu. Sol çıktı arkasında oluştu. Ee, ön çıktı arkasında oluştu mu? Oluştu. Evet şuraya bakalım. Tam ortadan çıkmış mesela. Arkadaş üst çıktı. Aynısı alt tarafta oluştu mu? Böyle oluştu. Bu nötrledi. Aa, bu alan önceden var mıydı yoktu. Bu alan var mıydı yoktu. Ya, ya, da şurada kalan şurada kalan 4 tane karenin alanı fazlalaşmadı mı? Evet 4 tane 2'nin karesi fazlalaştı. O da kaç yaptı? 16 artar. Fazlalık oldu çünkü. Sadece üst ve alt birbirini nötrledi. 16 arttı. Yani cevap böyle Denizli yaptı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Hep 3'e atlıyorum genelde. 4, dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kapın içerisinde 432 birim küp su vardır. Kap düz bir zemin üzerinde farklı ayrıtları, farklı yüzleri ve bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sıra sıra 4, 8 ve 6 oluyor. Arkadaşım şöyle bir şey olsun tamam mı? Şöyle A, B, C olsun bakayım şöyle. A, B ve C olsun. Birinde su yüksekliği ne oluyormuş arkadaşlar? 4 oluyormuş. Öbüründe ne oluyormuş su yüksekliği? Ya yani kenarlar şöyle şey yapalım. Ee, ben bunu kopyalayıp yapıştırayım. Şöyle C tırla C tırla ve hop böyle koyunca bu şekilde hop böyle koyunca da bu şekilde oluyor. Tabi bu sefer BC kenarının üzerine yatırırsın burada. Hocam şurası BC olursa yükseklik A olur. Bir de AC yüzeyine yatırılsın. AC yüzeyine yatırılırsa burası da D olacak tamamen. Şimdi birinde yükseklik 4 birinde yükseklik 8 birinde de yükseklik kaç olacakmış? 6 olacakmış. Evet. Şimdi o zaman içindeki su aynı değil mi? Aynı. E o zaman buradaki su ne olacak arkadaşım? V suları birbirine eşitleyelim bakalım. V su dediğimiz B çarpı C çarpı 4. Aynı zamanda e, buradaki V su neye eşit? A çarpı B çarpı 8 değil midir? A çarpı B çarpı 8'dir. Aynı zamanda B çarpı C çarpı 6 değil midir? Evet B çarpı C çarpı 6'ya eşittir. Kabın yüzey alanı nedir diye soruluyor bize şimdi. Ve bu arada ben şunu biliyorum. A çarpı B çarpı C'nin de ne olduğunu biliyorum arkadaşım. 432 birim küp su vardır. Ha bunların hepsi tüm hacim değil. İçindeki su miktarı buna eşitmiş. 432'ye eşitmiş. Tamam. O zaman ben buradan ne bulurum arkadaşım? B çarpı C. Hani B çarpı C çarpı 4. 432 eşitse. B çarpı C neye eşit olacak? 432 bölü 4'e eşit olacak. 432'yi sen 4'e bölsen bir defa 32 108 çıkıyor galiba. Evet. 108 geldi. Sonra 432'yi 8'e bölsen, 8'e bölsek ne oluyor? O zaman bunu bir daha 2'ye böleceğiz. 54 yapar. O zaman a çarp b çarp 8 432 ise, o zaman 8'e böldüğümüz zaman bu da 54 yapıyor a çarp b. Bir de 432'yi 6'ya bölelim. 432'yi 6'ya böldüğüm zaman 6 kere 5, 6 kere 6, 6 kere de 42. 12 ve bu da 2. 72 mi yapıyor? Evet. B çarpı C'yi de 72 bulduk. Yani şunu şuna eşitlediğimizde B çarpı C de 72 geldi. Şimdi kabın yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E tamam kabın yüzey alanı basit. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? Alan dediğimiz 2 tane AB artı 2 tane AC artı 2 tane BC'ydi. E, ee, AC'den bak AB'den 2 tane var. Yani 54'ten 2 tanesi 108 artı. Sonra AC'den 2 tane var. AC'den 2 tane 144 yapar. Artı BC'den de 2 tane var. Yani 216 yapar. Topladığımız zaman sonu 8'li yapacak. Şunları toplarsak büyük ihtimalle 216 144 ve 108'i topla bakalım. Sonu 8'li yapıyoruz. Ben o yüzden 468 dedim. Doğru mu? Evet doğru. Gerçekten de cevap 468 yapıyormuş. Üçüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Tavan ayrıt uzunlukları 24 ve 32 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki pasta şekil birdeki gibi tavan köşegeni boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Şimdi burası 24 iken burası 24 mü? 24. Hocam burası bak 8'in 3 katı. Burası 8'in 4 katı. O zaman burası da 8'in 5 katı. Yani 40 olmak zorunda. Tamam. Yani burası yine 32. Burası 24. Burası da kaç yaptı? 40 yaptı. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar. Şekil 1'de şekil 1 ve şekil 2'de verilen iki cismin de ayrıtların uzunlukları toplamı birbirine eşittir. Ya arkadaşlar sayılar çok büyük değil mi? Bu sayıların büyüklükleriyle ilgili işlem yaparken sıkıntı yaşamayacağız mı? Yaşayacağız. Bak, şimdi sana çok mükemmel bir şey söyleyeceğim. Ya tembellik bazen iyi oluyor ya. Ya biz burada bu işlemi böyle yapacağımıza. Ya hocam en küçük sayılarla yapsak çünkü benzerlik oranı kenarlar oranı eşit E alan isteniyorsa en sonda benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Yani benzerlik oranını bulduktan sonra olay bitecek. Ben burada o yüzden en küçük sayılarla ilgili işlem yapayım. E, ee, en küçük sayılarla ilgili işlem yapayım. Yani burası aslında 3'ün katı. Burası 4'ün katı. Burası da 5'in katı değil mi? Yani sen buraya yine 3 de. Buraya 4 de. Buraya 5 de. E hocam burası da kaç? 8 katı ya. Yani burası 8 haşken o zaman sen şurayı haşmış gibi düşün tamam mı? Ya da enmiş gibi düşün. Fark etmez. Tamam. Mı? En son zaten benzerlik oranı 8. Her şeyde 8. Her şeyde 8 olacak değil mi? Yani ben buradaki ayrıtların uzunluklarını hep ne yaptım arkadaşlar? 8'e böldüm. Hadi ona göre işlem yapalım. Arkadaşım o zaman burada şurayı n dedim burayı da n dedim. Hani 8 h yerine h demedim de kafa karışmasın diye n dedim. Şimdi burada ona göre işlem yapalım isterseniz. Arkadaşım burada bütün ayrı uzunlukları toplamı 4'ten kaç tane var? Hocam 1, 2, 3, 4 4'ten 4 tane var. 16 artı. Sonra 24'ten de 4 tane var. Yani 24 dediğim neydi arkadaşım? 3 değil mi? Evet. 3'ten de 4 tane var. 12 artı. Sonra n'den de 4 tane var. Şu dikeyden 4n eşittir. Ee, şuraya gelelim. 3'den kaç tane var? 1 altta bir üstte var. 2 tane var. Yani 6 artı. 5'ten de 2 tane var. 10 artı. 4'ten de 2 tane var. Yani öyle e, dikdörtgen hafif çabasındaki gibi 4 tane değil. E, buradan 4'ten de 2 tane var. 8 artı. Yalnız 2n'den sütunlara bak. 3 tane var. Yani 3 tane 2n 6n yapar. E o zaman buradan ne geldi arkadaşım? Şu ikisinin toplamı 28. 18 4 mi geliyor? Evet. 4 buradan 2 en eşit ol. Bak işlem ne kadar kolaylaştı ya. Görüyor musun? Gerçekten de öyle. 28'den 24 çıkınca 4 kaldı burada. N'i buradan kaç bulduk? 2 bulduk. N2. Aslında yüksekliği ne bulduk? 16 bulduk arkadaşım. Tamam. Öyle de yapabiliriz. Ama biz ne yaptık? Hala da N'i 2 bulduk. Ona göre işlem yapalım. Alanı bulalım. Alanda da ne diyeceğiz? Benzerlik oranı karesi diyeceğiz. E, büyük sayılarla yine iş, işlem yapmayayım. Çünkü 32 ile 24'ün çarptığının 2 katı falan filan diyeceğim. Kenarlarım kaç yaptı? 3, 4 ve 2 mi yaptı? Evet. 3, 4 ve 2'nin yüzey alanını bulalım bakalım. Kenarların ikisel çarptığının 2 iki katıydı. 12, 2 ile çarp 24 artı 4 kere 2, 8, 2 ile çarp 16 artı 3 kere 2, 6, 2 ile çarp 12. E, bunları topladığımız kaç yapıyor? Hocam 24, 16 daha 40, 52 yaptı. Aslında cevap 52 değil. Benzerlik oranı kaç? 8 değil mi? Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit ya. 1 bölü 8'in karesi de 1 bölü 64. O zaman alanda ne olacaktır arkadaşlar? Normalde 52 ile 64'ün çarpımı olacaktır. Tamam. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 8 alanlar oranı o zaman 1 bölü 64 yapar. O zaman 64 katı olacak burada. Yani 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. 6 kere 2 12. Sonra elde var 1. 6 kere 5 30. 31 yapar topladığım 8 2 3 3 yani 3328. Ya ne kadar güzel buldum değil mi ya? Ya kardeşim bak şu soru bankasında çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Ha bu arada ben şunu da söyleyeyim. Ee, ilk defa burada aklıma geldi. Biz de eskiden hep büyük sayılarla uğraşıyorduk. Artık ben de böyle büyük sayılar geldiği zaman bu şekilde çözerim. İlk defa burada bu soruyu yaparken aklıma geldi. O da sayılar çok büyük olduğu zaman. Ya tembellik işte ya. Tembellik bak nasıl bir işe yarıyor görüyorsun. Gerçekten çok hoş bir çözüm oldu. Lütfen bu çözüme şöyle bir yıldız atın. Çünkü ilerleyen zamanlarda çok büyük sayılarla ilgili işlem yapmaktansa şu şekilde tembellik yapın ya. Geometrinizi kullanın ya. Allah aşkına. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Dördüncü soruyu böylelikle bulduk. 3328. Yani sayılar ne kadar küçük olursa yapacağımız işlem de o kadar böyle hatasız oluyor. O yüzden ha, yap böyle. Değil mi? Geldik beşe. Evet. Ömer ve Zeynep eş kare prizmaları farklı yüzeyleri masa üzerine gelecek şekilde koyarak tabanları hariç diğer yüzeylerini boyuyor. Evet eş kare a a h diyelim buraya. Burası da a a burası da h mı? Evet. Ömer'in sarı boya ile boyadığı alan 38. Buradaki alan bak zemine bu şekilde koydu ya taban burası yaptı ya diğer yüzeyleri boyayacak. 2 tane a karesi var. Normalde 2 tane a kareyi yazayım şuraya artı dört tane de a h olması gerekiyor. Çünkü burası h ya. A4 tane ağaçtan bir tanesi yüzey üzerinde 3 tane AH niye eşit verilmiş? 38'e eşit verilmiş. Zeynep'in mavi ile boyadığı alan hocam 2 tane A bir tanesi zemin üzerinde zemin üzerindekini boyamıyor. Bir tane A var yani. A kare artı ağaçtan da 4 tane var. 4 tane AH kaç verilmiş? 44 verilmiş. E buradan A'yı mavi buluruz. İlk önce valla şurada A kareyi yok edip de ağaç bulabiliriz aslında. Sonra AH yerine A'yı yazıp şeyde işlemde yapabiliriz ya da direkt ben şöyle yapayım. Ağaçları yok edeyim. A'yı bulayım. Hocam bunu ne ile çarpayım? 4 ile çarpayım bunu. Bunu da eksi 3 ile mi çarpayım? Evet. Bunu 4 ile çarpayım. Bunu da eksi 3 ile çarpayım bakayım. 4 kere 2 8 a kare artı eksi 3 a e kare 5 a e kare yapar burası. Sonra 12 a ah, eksi 12 a ah birbirini götürür. 4 kere 8 32. 4 kere 3 12. 152 yapıyor. Eksi bu 44 ile çarptığı zaman da 132 yaptı burası. O zaman 5 a e kare buradan 20'ye eşit olur. a kare buradan 4'e eşit olur. a'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. a yerine bir tanesini de yaz. Şurada yazayım mesela ikincisinde 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 çarpı h eşittir 44 verilmiş. Yani 8 burası attık öbür tarafa. 8 h eşittir. Bu 44'ten 4 çıktı. 40 yaptı. H'ı da buradan kaç bulduk? 5 bulduk. H 5 oldu. A da 2 oldu. A 2, A 2, H 5. Şimdi Ömer'in boyadığı sarıydı şu. Prizmanın taban çevresi. Hocam taban çevresi. Taban kare olmadı bak. Taban artık burası olmadı mı? Evet. Taban çevresi 5 2 7 5 2 de 7 14 oldu. 14 bölü yüksekliği de 2 yaptı. Yani cevap böylelikle kaç yapar? 7 yapar. 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Yukarıda şekil 1'de 1 ay 3 olan bir madeni küpün tüm yüzeyi sarı renge boyanıp sonra birim küplere ayrılıyor. 27 birim küp ayrılıyor. Eyvallah. Ayrılan tüm parçaların sarı renge boyanmış yüzleri kırmızı renge boyanıyor. Hmm. Buna göre yüzleri eşit sayıda sarı ve kırmızı renge boyanmış kaç küp vardır? Bak ayrılan tüm parçaların sarı renge boyanmamış yüzleri kırmızı renge boyanıyor. Buna göre diyor sarı ve kırmızı renge boyanmış kaç tane küp vardır diyor eşit sayıda. O zaman ne olacak? 3 sarı 3 kırmızı olması lazım. Yani benden ne isteniyor çaktırmadan? 300'ü boyalı olan şeyler isteniyor. Arkadaşlar 300'ü boyalı olanlar sadece köşedekiler değil midir? Ben bunu böyle boyadığım zaman bak 1, 2, 300 boyalı. Bak buradaki köşede de, buradaki köşede de, burada köşede de. 4. Toplamda kaç tane köşe var arkadaşım? 8 tane köşe var. O zaman cevap direkt 8 olur. Ha 200'ü boyalı olanları sormuş olsaydı şu ortadakiler de bak şurası, şurası. Tek yüzü boyalı olanlar da şurası oluyor diye daha önce zaten konu anlatımında da anlatmıştım. Ama sonra da burada 300 boyalı olanları Çaktırmadan sormuş. Cevap Balıkesir yaptı. Güzel soru. Geldik hediye. Şekilde bir ayrıta 6 birim olan küpün içinden taban uzunlukları aynı olan 3 tane kare dik prizma çıkarılıyor. Evet 3 tane. Bir böyle büyüğü, bir böyle küçüğü, bir de böyle küçüğü çıkartılmış. Tamam? 3 tane. Kalan cismin hacmi 205 birim küptür. Küpte oluşan deliklerden bakıldığında deliğin karşısındaki açıklık aynı olduğuna göre. Buradan baktın aynı, buradan baktın aynı. O zaman buradaki tabanla şurası cuk diye oturmak zorunda değil mi böyle? Şurasıyla burası. Aynı hizada olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi hadi bakalım ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar 6'yı da 6'nın kübünden. Şuraya x diyelim x diyelim. Hocam x taban alan çarpı yükseklik yükseklik 6 değil mi? Evet. Yani x kare çarpı 6'yı çıkartacağım. Bir de şunları çıkartacağım. Hocam şunların hacimleri de şurası x burası x burası yükseklik burası x burası x burası yükseklik. E, şu ikisini ayrı ayrı çıkartacağım. Ama ben neyi biliyorum? Şunun tamamının ben ne olduğunu biliyorum. Tamamının uzunluğunun 6 olduğunu biliyorum. E burada da bir x uzunluğu yok mu? Var. O zaman şu ikisinin toplam yüksekliği kaç yapıyor? Hocam toplam yükseklik 6 eksi x yapıyor. E zaten bunlar aynı hizada. Bunları bir oturtursak yüksekliği yani şu ikisini aynı şeyde oturtursak böyle aynı hizada oturtursak böyle yüksekliği toplam 6 x yapıyor. O zaman hacmi ne yapıyor? Taban alanı yani x kare çarpı yükseklik. Yükseklikte 6 eksi x olmadı mı? İşte bu kaça eşitmiş 205'e eşitmiş. Haydi bakalım 216'tan 205 çıkınca 11 eksi 6x kare eksi 6x kare artı x küp yapıyor burası evet eşittir 0 yapacak. E, o zaman burada arkadaşım 11 neye eşit oluyor? 11' şuna eşit oluyor. 12x kare eksi x küp eşit oluyor. Vallahi çarpanları ayırmayalım deneyelim x yerine 1 koyalım. x yerine 1 koyduğumuzda sağlanıyor. Çünkü 12 çarpı 1 eksi 1 yaptı mı yaptı. Olmasaydı 2, olmasaydı 3 koyacaktık. Demek ki x 1'miş. Şimdi benden çıkartılan şuradakinin yüzey alanı nedir diye soruluyor çıkartılan parçanın. Yani çıkarılan parça şu yapmadım arkadaşlar. Şöyle 1, 1 ve 6 yaptı. Bunun yüzey alanı isteniyor. Hocam 1, 1 ve 6'nın yüzey alanı. Bu ikisinin çarptığının iki katı yani 4. Yani 2. Şu ikisinin çarptığının iki katı yani 12. Artı bu ikisinin çarpım dikkati yani 12. O zaman cevap kaç yapıyor? 26 yapıyor. Ya da akareden iki tane var. Artı 4 AH da diyebilirdik. Ya da ben buna dikdörtgenler prizması muamelesi yaptım. Evet 7. soru güzel bir soruydu. Şunu bu şekilde de yapabilirdik. Hocam şundan çıkartacağım. Bir de bunun tamamını çıkartacağım. Yalnız ortadakini iki defa çıkarttım. O zaman bir, bir tane çıkartmam lazım. Artı 1 de ekleyip, ekleyebilirdik diyebilirdik arkadaşlar. Tamam Bununla ilgili konu anlatımında da bir soruyu daha yapmıştık hatta hatırlarsanız. ÖSYM e benzeri soruların içerisinde vardı. Yedinci soru Akçay. Geldik 8'e. Aşağıda ayrıt uzunlukları şekil 1'de verilen kare prizma biçimdeki ahşap blok. Önce şekil gibi sarı renk boya dolu kabın içerisinde yüksekliği 2 bölü 5'e kadar olan kısmı boyanacak biçimde konulup çıkarılıyor. Arkadaş yüksekliği 20 iken 20'nin 2 bölü 5'i kaçtır? Hocam 4 burası 8 mi yaptı? Evet burası 8 bunlar hala kaç? 15-15 olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Sarı boyanın kurumasını bekledikten sonra ahşap blop aşağıdaki konuma getirilip, şu konuma getirilip yüksekliğinin 3 bölü 5'i kadar olan kısmı mavi renkli bir kaba batırılıyor. Yüksekliğimiz bu sefer 15 değil mi? Evet. 15'in 3 bölü 5'ine bakalım. 3 bölü 5'i kaç yapıyor? 5'e böl, 3, 3 kere 3, 9. Yani şurada 9'luk kısmı batırıldı. Sonra mavi ile sarı birleşince yeşil renk oldu. İşte buna göre diyor yeşil renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş yeşil renk nerede? Ona bir bakalım. Bak şöyle çizeyim. Yeşil renk bir kere burada var mı? Elimde var. Hocam prizmanın devamını, simetriğini de gösteriyorum arka tarafta şöyle. Bak yeşil renk tam şuradaki prizmanın yüzeylerinde oluşmuyor mu? Evet. Tam buradaki prizmanın yüzeylerinde oluşuyor. O zaman ben buradaki alanları bulacağım. Yeşil renkli bölgenin alanlarını bulacağım. Hocam burada önde var. Bak dikkat et. Şurada önde var. Aynısı arkada da var mı? Sarıyla mavi kesişiyor mu? Evet. Ön arka. Yani bu arada burası 9 9. Şurası kaçtı? 8 birim değil miydi? Evet. Şu yan yatırıldığında burası 8 birim. Sonra bir kere burası ön arka. Yani 9 kere 8 72'den 2 tane var. 144'ü yazıyoruz. Tamam yazalım. 144'ü yazdık. Yeşilde. Tamam. Sonra bakın ön arkayı hallettik. Sonra hocam burada da bir aynı şekilde bir yeşil boya var. Sarıyla mavi burada da kesiyor. Burası kaçtı? 15 birim değil miydi? Evet 15. Yani 9 çarpı 15 değil mi burası? Evet. 9 çarpı 15 de kaç yapıyor? Onu yazacağım. Bundan bir tane yalnız. Bak buradaki içeride kalıyor. Olmaz. Bundan bir tane. 9 ile 15 çarpsan kaç yapıyor? 15 ile 9'u çarptığımız zaman 5 kere 9 45. 9 135 yapıyor. Şurada bir de 135 yazacağım. Tamam. Buradaki kısmı da hallettim. Başka ne kaldı? Bir de alt taraf kaldı, değil mi? Şurayı hallettim. Bir de alt taraf kaldı. Alt tarafta 8 x 15 değil mi? Evet. Üst taraf yok. Üst taraf içeride kalıyor. 8 x 15 kaç yapıyor? 8 ile 15'in çarpımı da 40, 120 mi yapıyor? Evet, 120 yapıyor. Bir de 120 var elimde arkadaşlar. Bak bunun sadece bir ta bir tarafı var. Bu öbür taraf içeride işte kalıyor. Bu alt tarafında bir tanesi var. Ama burada dikkat et. Ön arka her ikisi de aynı yeşil renge boyanmış oluyor. O yüzden bundan iki tane dedik. Toplayalım bakalım bunu. 9. Dokuz. Sonu 9'lu 399 var ama yine de bakalım. Burası da 9, burası da 9. Cevap 399 yaptı. 8. soru güzel bir soruydu. Sınavda çıkmaya sorulardan biri yine. Gerçekten hoş bir soru. Şöyle biri yıldız hak etti galiba. Evet 8. soruyu böylelikle denizli bulduk ve geldik kara soruya. Evet dikdörtgenler prizması biçimindeki bir peynir kalıbı. Bir peynir. Alt yüzeyine paralel kesilirse iki parçanın alanı. Hmm. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir şeyi şöyle bir belirleyelim arkadaşım. Şöyle bir belirleyelim. Çizelim şunu. Düzgün çizelim değil mi? Şöyle çizelim. Kara soru ya. Biraz yavaş yavaş çözelim şunu ya. Hep hızlı hep hızlı. Nereye kadar hızlı ya? CTRL C, Şöyle yapalım. Şöyle dikdörtgenler prizması şeklinde bir şeymiş bu. Hop. 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 Tamam. Şurayı da düzgün çizelim. Bana diyor ki alt yüzeyine paralel Kesilirse iki parça. Arkadaş sen burada. Atıyorum şurası A burası B. Atmayayım. Burası C olsun. Tamam. Ama ee, tamam. 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 Alt yüzeyine paralel kesilirse arkadaşlar alt yüzeyine paralel bir şekilde kesilirse şöyle ne olacak? İki parça olacak. <laughs> İlk baştaki alana ne olacak? Hocam şu iki yüzey kendiliğinden ekstradan oluşmayacak mı? iki parça olarak düşün onu. Evet ekstradan oradaki yüzeye geldi. Yani tüm alana bu fazlalık geldi. Tüm alana A diyecek olursam A alanı artı iki tane AB mi yapıyor? İki tane AB alanı. Ne eşit oluyor arkadaşlar? Tüm alana A dedim bakın. A alanı artı iki AB. Çünkü bunu böyle kesince iki tane yüzey fazlalık geldi orada. Alt üst o kırmızıdaki alt üst. 2 AB adam bize 248 demiş. Peki sağ yüzeyine paralel kesilirse, sağ yüzeyine paralel kesildiğinde de şöyle bir şey olacak ya, şöyle kestik ya. O zaman burada da ne geliyor böyle sağ yüzeyine paralel kestiğimiz zaman da maviden 2 tane olacak. Yani şurası ne B, burası ne C. B ve C'den 2 tane olacak. Yani A alanına 2 tane BC eklersem 264 olur diyor. Tamam. Sonra tüm alana yani A alanına bir de ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Ön yüzeyine paralel kesilirse. Ön yüzeyine paralel kesilirse. Şöyle keseceğim. O da şu şekilde yapacak arkadaşlar. Yani bu sefer de şu yüzey. Yani A çarpı C diyeyim burası. Evet A çarpı C yüzeyinden iki tane fazlalık gelecek. O da 224 yapacak. Peki. Ama aslında bizim alan neydi arkadaşlar? Normalde alan dediğimiz 2AB, 2AC. Bak şu alan dediğimiz 2AB artı 2AC artı 2BC değil miydi? Evet. Ya hocam iki tane AB de burada var. Yani burası aslında 4 tane ne oldu arkadaşım? 4AB oldu. 4AB artı 2AC artı 2BC oldu. 248. Sonra burası 4BC olacak. Yani AB'den 2 tane var. 2 tane AB artı 4 tane BC olacak. 2 tane AC artı 4 tane BC. Eşittir 264. Büş aslında. Burası da neymiş arkadaşlar? AC'den 4 tane olacak. 4 tane AC. 2 AB ve 2 tane AC. Tamam. Bu da neye eşitmiş arkadaşım? Bu da toplam 224'e eşitmiş. E biz burada taraf tarafa toplama yaparsak 4 AB 8 AB yapar. Artı 8 AC yapar. Artı 8 BC yapar. Hocam bunları toplayacağız. 4 4 8 8 8, 8 16 10 12 13 2 4 6 736 yaptı. 736'yı da biz 8'e bölsek. 9 kere 8 72 16 2 kere 8 16 92 yapıyor. O zaman AB AC ve BC eşittir 92 yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Buna göre kesilmeden önce peynir kalıbının hacmi A çarp B çarp C isteniyor arkadaşlar. Yani ben burada AB BC ve AC'yi bulacağım. Arkadaş elimde şu var. AB AC ve BC var. Bir de elimde ne var? Hocam elimde şu var. Görüyor musunuz? Bu iki bilinmeyenin denklemi çözelim. Ya burada e, şunu ikiye bölsek ne geliyor? Hocam ikiye bölsek ben 2AB artı AC artı BC'nin kaç olduğunu biliyorum. 124 olduğunu biliyorum. E ben AB, AC ve BC'nin de 92 olduğunu biliyorum ya. Şu 2AB'yi AB artı AB şeklinde yazsam burası 92 olsa süper olmaz mı? Olur. AB, AC, BC toplamı. E 124'ten 92 çıkınca ben buradan AB'yi kaç bulurum o zaman? 124'ten 92 çıkarttığım zaman 2'yi 32 bulurum. Eyvallah. Devam. Aynı şeyi burada da yapayım. Bak şurada da yapayım. Hocam 2 tane AB, 2 tane AC. 2'ye böl bakayım bunu. Yani AB, AC ve AC ve 2 tane BC. Yani BC artı BC yazayım oraya. Bu da 2'ye böldüğümde kaç yapıyor? 132 yapıyor. 132 yaptı. E şu toplam zaten 92 olduğundan dolayı o zaman ben BC'yi de kaç bulurum arkadaşım? 30, 40 mu bulurum? Aynen öyle. Devam edelim. Devam edelim. ÖSYM'e ÖSYM e sordu bunu. Dikkat. Et. Hocam bir de şununla şuna bakalım. Hocam burada da 2'ye bölsek kaç yapıyor? AB AB AC ve burası da BC'ydi değil mi? BC'ydi evet. Şimdi 2'ye bölsen. Hocam şurayı yazıyorum. A, B, A, C ve BC C toplamı. Bir de A, C. İki tane A, C olacak ki arkadaşım değil mi? E, bu da 224 yani 112 yapıyor. Bu da 112'ye eşit olmak zorunda. E arkadaşım 112'ye eşit olacaksa. Bak tekrar söylüyorum. A, B, iki, iki tane A, C var. Bir de BC var. ya e, i̇ki tane A, de A, B, A, C, B, C, artı A, C şeklinde yazdım. Şu yine 92'ye eşitse... O zaman buraya da ne buluruz arkadaşlar? AC'yi de 20 buluruz. AC'yi de böylelikle 20 buluruz. Şimdi benden ne isteniyor? Bu peynir kalıbının hacmi isteniyor. Ya peynir kalıbının hacmini bulmak için ne yapmam lazım arkadaşım? A çarpı B çarpı C'yi bulmam lazım. O zaman ben bunları taraf tarafa çarparım. Ne geliyor buradan? A kare, B kare, C kare geliyor. Eşittir. 32, 40 ve 20 çarpanı geliyor. Kare alırsam A, B, C eşittir. Kare içerisinde. Dur. Şimdi burada bunu 2 çarpı 20 olarak düşünelim. 2 tane 20'yi bir tanesini dışarı çıkartacağım. A, 2 ile de 32'nin çarpımı 64 yapıyor. 64 ile 20 ile 20'nin çarpımı yapıyor burası. Şu 20 diye çıktı. Bu da 8 diye çıktı. Yani 8 çarpı 20'den. Bu da 160'e eşit olur. Cevap e dremit. Ya hocam bu kadar sorulur mu? Bak benzerini sordu. Benzerini gerçekten sordu. Ben biraz daha böyle afillisini yaptım. Aynı tarzı birkaç defa sordu. Ee, sorular buraya doğru gidiyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Gerçekten hoş bir soru. Gerçekten kara bir soru. Kapkara bir soru. Ama yap, yapamayacağınız bir işlem var mı burada? Aslında yok. Bunlarla da ilgili bu şekilde çözümleri de bilin. Yani bu şekilde çarpanları ayırmadaki yaptığımız işlemleri taraf tarafa toplamayı, taraf tarafa çarpmayı ÖSYM seviyor. Özellikle katı cisimde seviyor. Her konuda seviyor. Yine katı cisimde böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Dokuzuncu soru gerçekten kara soruydu. Gerçekten de çok güzel bir soruydu. Sırf bu soruyu bilin diye böyle bir soru yazdım. Süper bir soruydu. Evet böylelikle prizmaları hallettik mi? hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde silindirin testlerinin çözümlerine başlayacağız. Silindir konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal